Devamlık Hatası, Aydan Murtazaoğlu ve Bülent Çangar'ın bu zamana kadar yapılmış en kapsamlı sergisi. Aslında en kapsamlı demek de yeterli değil. Çünkü Aydan Murtazaoğlu'nun şimdiye kadar yapılmış bir tane kişisel sergisi var. O da 1995 yılında. İşleri hiçbir zaman birlikte göstermiş iki sanatçı değil. Bu yüzden de sadece kapsamlı demek yeterli olmuyor. Şimdiye kadar yapılmış kişisel sergiler içerisinde en detaylı olanı diyebiliriz. İşlerin birbiriyle ilişkisini görmek açısından da bir o kadar önemli. Bir taraftan da Türkiye'de 1980'lerin ortasında, 90'ların ortasına kadar devam eden, sonra da biraz çatallaşan güncel sanat pratikleri üzerinden de bir envanter görebilirsiniz sergide. İlk yurt dışı sergilerinin katılımının işleri, Türkiye'de hiçbir zaman gösterilmeyen işlerin hepsini bu sergide bulabilirsiniz. Sergiyi yerleştirirken biz neden birlikte olmaları önemlidir, belki onu biraz anlatayım. Sergi Aydan Murtazaoğlu ve Bülent Çangar'ın yan yana ama farklı akan bireysel işlerini yan yana getiriyor, birlikte gösteriyor. Biz bunu yaparken serginin başına ve sonuna, sınırlarına diyelim belki daha doğru olur, iki tane ortak çalışmayı koyduk. 2006 yılında başlayan işlerin bir tanesi İşsiz İşçiler Sana Yeni Bir İş Buldum. Salt Beyoğlu'nun giriş katında, forum alanında yerleşiyor. Üçüncü katta da yine ortak işlerinden, yine 2006 döneminde başlayan ama her seferinde güncellenen laboratuvar işi var. Serginin sınırlarını iki tane ortak iş belirlerken bu işler üzerinden bireysel pratikleri hem Aydan Murtazaoğlu'nun hem Bülent Çangar'ın katlar içerisinde yayılır. Ancak geçişkenlik içerisinde yayılır. Salt Beyoğlu'nun katlarında gezerken bir katın Aydan Murtazaoğlu, bir katın Bülent Çangar'a ayrıldığını değil, daha çok işler arasında birbiriyle okumalar nasıl olur, iki sanatçının bireysel üretimler yan yana geldiği zaman nasıl okunur ve tabii bütün bu işler, yani 90'ların başına üretilmeye başlayan ve 2010'lara kadar gelen işler ortak işler üzerinden, yani iki sanatçının birlikte yaptığı işler üzerinden nasıl okunur gibi de birden fazla aslında konusu var Devamlık Hatası'nın. Devamlık Hatası iki yönüyle bizim kullandığımız bir başlık oldu. Bir taraftan demin bahsetmiş olduğum ortak işler, laboratuvar işi ve işsiz işçiler sana yeni bir iş buldum. Bu iki iş Murtazaoğlu ve Şangar'ın malzeme değişimini de gösterir. Ağırlıklı olarak işte serigrafi, fotoğraf, yerleştirme kullanan sanatçılar bu iki ortak işle birlikte daha performatif işlere geçerler. Bu malzeme değişimi ve bunun yarattığı farklılaşma bir devamlık hatası sebebiyle var. Diğer bir sebebi de yaklaşık 10 senedir sergi yapmıyorlar, işlerini göstermiyorlar. Bu kesintiye de gönderme için aslında devamlık hatası. Biliyorsunuzdur belki devamlık hatası da birbirini takip eden filmde ve edebiyatta devam eden sahneler arasındaki uyuşmazlıklar üzerine kullanılan bir terim. Sergide de tam olarak aynen bu terimin anlamıyla kullanılıyor. Hem malzeme değişirken o farklılaşmada neler oluyor, hem de sergilemede bir yoksunluk olduğu zaman, bir farklılık olduğu zaman, eksiklik olduğu zaman tekrar yani yeni sergi yapmak ne demektir, onun üzerine tekrar giden bir şey. Aydan Murtazaoğlu ve Bülent Çangar'ın Devamlık Hatası sergisi 22 Temmuz'a kadar Salt Beyoğlu'nda giriş katında 3. kat, 2. kat ve 1. katta görülebilir.